Anne babanızın size yaklaşımı nasıldır? İyidir. Yani her türlü konuda yardım edebiliyor. Her sorunlarımızı kendisine konuşuyoruz. Yani çok samimiyiz yani. Anne babanızın size yaklaşımı nasıldır? İyi, güzel yani. Yardımcı oluyorlar bize. Destek hep arkamızdalar, sağ olsunlar. Ya yani burada onlara teşekkür ederim. Anne babanızın size yaklaşımı nasıldır? İyi. Yani bir kötülüklerini görmüyoruz. Allah razı olsun onlardan. Daima arkamızda duruyorlar. Buna tekrardan Allah razı olsun onlardan. Onlara teşekkür ediyoruz. Sorunlarımı çözmek için, yardımcı olmak için yaklaşımları gerçekten çok iyi. İyi yani. Öyle farklı bir şey yok. Herkesin ailesi nasıl davranıyorsa bizimkisi de öyle. İyi. Çok iyi yani. Bizim için, benim süper yani, çok iyi. Nasıl olsun? İlişkimiz nasıl? Yani saygı, sevgi çerçevesinde bir ilişkimiz var anne baba. Sonuçta saygı duyuyoruz annemize babamıza. Öyle bir ilişkimiz var. Vallahi anne babamın yaklaşımı bana karşı çok iyiler. Hani her türlü benim eğitimime destek olmaya çalışıyorlar. Vallahi ne desem oluyor eğitim konusunda. Başka hani bana karşı tersleri yok. Sadece tek sınırları hani belirli arkadaşlarla. Çevremin kötü olmaması bu şekilde çevre. Anne babamızın bize yaklaşımı nasıl diyeyim? Bazen soğuk oluyor. Bazen daha iyi olabiliyor. Yaptığımız davranışlara bağlı. Size yaklaşımınız nasıldır? Çok iyi. İyi bir aile ortamımız var. 3 tane çocuğum var. Herkese Allah analı babalı çocuklar nasip etsin. 3 tane torunum var. 2 tane kızımı gelin ettim. Bir oğlum benimle beraber. Şu anda eczacı. Eczanede çalışıyor. Gayet mutluyuz yani. Kuralcı mısınız? Nasıl kuralcı yani demek? Çocuğunuza kural koyan, baskı koyan. Tabii kural koyuyorum mesela. Akşam saatlerde beklerim. İş saatinde çıktığı zaman 6'da mesaisi biter. 6.30'da alırım eve giderim. Fazla dışarıda bırakmayı düşünmüyorum yani. Biliyorsunuz ortamlar bayağı gergin yani. Onun için oğlumla beraber eve gidik. Mutluyuz ailece. Gayet dengeli, güzel bir şey deriz çocuğumuza. Kuralcı ya da anlayışlı mısınız? Anlayışlı tabii. Biraz durak hiçbir şey olmaz. İlgili. Tabii ilgilenir tabii. Biraz durak olmaz her şey. İyidir çocuğa iyi yaklaşım. Benim iyi şahsi görüşüm. İlgili, korucu musun? İlgileniyorum. Kuralcı mısın? Fazla kuralcı değilim. Biraz şeyim yani, demokratım yani. Çocuğu serbest bırakıyorum. Kendi iş haline bırakıyorum. Yani öyle. Fazla şey yapmıyorum. Davranışımız güzeldir. İlgiliyiz. Çocuğumuza okulda geldiği zaman ilgileniriz. Yemeğimizi yeriz, otururuz, konuşuruz. Dersini yaparız. Öyle. Yani çocuklara karşı ben çok iyiyim. Kendi çocuklarıma. Ben öğretmenim zaten. Çocukları çok severim. Benim öğrencilerim de beni çok sever. Kuralcı anlayışlısınız. Kuralcı mısınız? Yok, değilim ben. Kural falan şey yapmam benim. Çocukları çok severim. Çok iyi. Özgüven veriyorum. Kendilerinin gözlerini her şeyde açıyorum. Başka? Var. Sıkıntı. Kural var da o kadar sıkıcı değil. Yani normal kendi şeyinde. Özgüveni sağlam yani çocukların. Çocuklar spora gidiyor. İstedikleri şey başarıyı gösteriyorlar yani. Bu kadar. Yani orta. Normal. Koruyucu musunuz? Evet, evet, koruyucu tabii. Koruyucu olmaz mı bir anne? Bir hayvan nasıl yavrusunu koruyorsa insanlar nasıl olmalı, değil mi? Çok iyi. Çok iyi. Yani nasıl açıklayayım ben? İyi. Kuralcı mısınız, koruyucu musunuz? Korucuyum, evet. Kuralcıyım da, koruyucuyum da. İkisi de var. Olmaz olmaz ki zaten. Çok iyi. Yani çocuğumla her konuda anlaşıyorum. Yani çocuğuma çocuk gibi yaklaşıyorum aslında. Çünkü ben de daha küçük bir anneyim. 20 yaşındayım, evet. Çocuğuma öyle yani. Çocuğum gibi yaklaşıyorum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler diyelim. Muslat TV ve Radyo Selam ortak yayınında tekrar birlikteyiz. İkinci bölümümüzde yeni bir konuğumuz var. Yeni konuğumuz uzman psikolojik danışman Yılmaz Kaplan. Yılmaz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Mücahit Bey. Öncelikle teşekkür ediyorum. Mücahit çünkü Elazığ'dan geldiniz. Evet. Tabii 2016 yılının ilk günleriyle birlikte soğuk, karlı günler geldi.
Nasıldı yollar? Aslında Elazığ'da dünden beri de çok yoğun bir kar yağışı mevcut. Evet. Ama Malatya'ya yaklaştıkça bu kar yağışının çok azaldığını gördük. Hı-hı. Hatta sabah gelip gelmeme konusunda böyle bir mualla yaşamış oldum ama nihayet kazasız belasız programa katılabildik. Evet. Tabii bu arada yoğun bir programınız olduğu için bizi kırmadığınızdan dolayı geldiğinizden dolayı. Davetiniz için ayrıca teşekkürler. Bizi izleyen tüm Malatyalılara da günaydınlar diliyorum. Umarım keyifli bir program izlemiş olurlar. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum şimdi. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Değerli izleyenler, sorularımızla devam ediyoruz. Kişiliğin gelişiminde anne babanın rolü nedir? Bu anlamda Yılmaz Bey ile bunu konuşacağız bugün. Yılmaz Bey, katı, baskıcı, bu anlamda aşırı kurallarla yaklaşırsak nasıl bir çocuk yetiştiririz genel olarak? Özellikle katı ve baskıcı tutumla yetişen çocuklara baktığımız zaman çok uslu görünürler. Uslu görünürken de anne babalar hep şöyle bakar, der ki evet benim çocuğum çok akıllı, çok uslu, çok efendi, asla hata yapmaz. Ama içten içe de çocuk annesine ve babasına karşı ciddi bir intikam alma düşüncesine kapılırlar. Ve anne babamın canını nasıl acıtırım? Belli bir süreden sonra bir düşmanlık ya da bir kendisine karşı bir antipati uyanmaya çalışır çocuklarda ve farklı davranış bozuklukları çıkar. Mesela bunlardan bazıları bir tırnak yeme davranışı, aşırı baskıcı tutumla olan bir davranış problemi. Zaten davranış probleminin temelinde yatan en büyük etmenlerden bir tanesi de baskıcı aile tutumu. Evet. Bunlarla birlikte de çocuktaki davranış bozukluklarına baktığım zaman anne ve babanın diye söylediği şu, ya tırnak yiyor. Evet tırnak yiyor ama bunun altında yatan etmenler neler acaba? Anne ve babalarımız çok kendini sorgulamıyor bu süreçte. Evet. Zaten az önceki VTR'de de izlediğimiz gibi sorular karşısında anne baba çok iyi diyor, çok iyi diyor. Bazen baskıcı diyor. Özellikle bizim istediğimiz süreçte de genellikle demokratik aile tutumunda çocukların büyümesi. Çok aşırı baskıcı tutumlarla büyüyen çocukların gelecekteki yaşantılarında ciddi ciddi intikam, şiddet, saldırganlık, öfke, çok efendi görünseler de içten içe anne babaya karşı düşmanlıklar besleyebiliyorlar. Evet, peki devam edelim. Şöyle bir yaklaşımı çok görüyoruz. Her şeyin en iyisini yapmalı. İşte okulda dereceye girmeli, en önde olmalı. Ne bileyim, sınavlarda işte birinci olmalı, ikinci olduğunda problem. Şöyle bir durumla ben karşılaşmıştım, bir gün okulda çalışıyorum. İşte bir velimiz geldi, dedi bizim çocuğumuzda büyük problem var. Nedir problem? Dedi 100 alamıyor. Kaç alıyor peki, ortalaması kaç? Biraz konuştuk. Dedi ki ortalaması 95. 95 ortalamalı bir öğrenci için problem var dedi. Tabii konuşunca sürecin sonunda aslında problemin çocukta olmadığını ve ailenin yaklaşımında ve ailenin bu yaklaşımı değiştirmesi gerektiğinden falan bahsettik. Tabii böyle yaklaştığımızda en iyisini yapmalı, işte dereceye girmeli gibi düşünen bir aile tutumunda çocuk sonuçta ne olur? Şöyle, özellikle bu mükemmelliyetçi aile tutumunda anne baba geçmişte yaşayamadığı, hayatının içinde uhde kaldığı şeylerin aslında bir anlamda intikamını almaya çalışıyor çocuk üzerinden. Ne yapıyor? Kendisi tıp okuyamazken çocuğunun tıp okumasını istiyor. Onun istek ve arzularının dışında bir istek bu. Bunu yaparken de resmen gıptayla, işte eksik kalmak, yarım kalmışlık deriz biz buna. Yarım kaldığı şeyleri tamamlamaya çalışıyor. Ne yapıyor? Çocuğu okula yollarken dershaneye yolluyor, özel derse yolluyor, işte birçok sportif aktivitelere, sosyal aktivitelere yolluyor. Yani hayatının 7-24'ünü doldurmaya çalışıyor. Yani aslında baktığımız zaman, temele bakınca da bir insanın 7-24'ü dolmaz. Yani bu da bir intikam düşüncesi, bunun tamamlama düşüncesi söz konusu. Ve bu çocuklardan beklentinin çok üstünde bir beklenti bekliyorlar. Mesela dediğiniz 95 alan bir çocukla 100 alan bir çocuk. Çocuk 95 almış ama baba tatmin olmuyor. Neden olmuyor? 99 alsa da baba tatmin olmayacaktı. Sebep de şu, 100, benim çocuğum 100 almalı. Evet. Çünkü kendisinin bir eksikliği söz konusu, geçmişten kalan bir durum söz konusu. Yani intikam düşüncesi, babanın da çocuktan almış olduğu, hayatından almış olduğu bir intikam. Bu çocukları sürekli dolu dolu yaşatmaya çalışırlar. Ve düşünün, 6 yaşındaki bir çocuktan 8 yaşındaki bir çocuğun beklentisi. Gelişim özelliklerine baktığımız zaman herkesin kendine göre bir gelişim özelliği olduğu için herkesin de kendi bir potansiyeli, yani o öz potansiyelini değerlendirerek bir beklenti içinde olması gerekiyor. Çocuk 95 ise 95 5'tir ama 100 de 5'tir. Ama bu aileler çok tatmin olmuyor. Hep en iyisini, hep en iyisini, hep en iyisini. Örneğin Cerrahpaşa tıpken Hacettepe tıp yok, illa İngilizce olsun diyor. Yani sonuçta
hedef varsa bu hedef doğrultusunda da ailenin bir anlamda çocuğunun öz potansiyelini de bilerek o doğrultuda yaklaşması gerekiyor. Diğer türlü bu çocukta hep hata yapma şansı doğacaktı ve bu çocuk hep hata yapacaktı. Babaya iyi görünürken, anneye iyi görünürken diğer taraftan da hatalarıyla birlikte büyüyen bir çocuk olacaktır. Evet. Bu doğrultuda anne babaların çok beklentisinin yüksek olmaması gerekiyor. Kendi çocuklarını çok iyi tanıması gerekiyor. Zaten programın adı da çok güzel olmuş, kendini tanımak diye. Hı hı. Kişi ne kadar kendini tanıyorsa, bu anne de baba da çocuk da. Sonuçta çocuk kendini tanıyabilmesi için anne babanın modeli. Ne kadar kendini tanıyorsa hayattan beklentisi de o derece daha real, daha realist bir şekilde olmuş olacaktır. Evet. Yani bu çocuklarda biraz da şeyi ben hissettim. Bir doyumsuzluk var. Evet. Hani ailede de hani kurstan kursa koşturma, işte dersten derse koşturma. Çocukta da bir doyumsuzluk var. Yani bir çocuk hayattan bir doyum almıyor. Kendinden memnun değil. Ama biz şimdi çocuktan hani mutlu bir çocuk diyoruz. Ama mutlu bir çocuk değil, eksiklik duyguları çok fazla. Kendini bu anlamda tam olarak gerçekleştirememiş, istediği şeyleri elde edememiş. Çünkü hani dediniz ya 99 alsa yine hani memnun olmayacak. O zaman bu kişi bir anlamda hep bir eksiklik duygusuyla yaşayacak. Yani. Aynen, kesinlikle çocuk yapmak zorunda kalıyor. Yani evet. Kendisi için bir şey yapmıyor aslında. Hı-hı. Annem babam mutlu olsun diye bir şey yapıyor. Evet. Ya özellikle mükemmeliyetçi aile tutumlarında bu çok bariz bir şekilde kendini gösteriyor. Annem babam mutluysa tamamdır. Benim çok mutlu olmam önemli değil diyor çocuk. Evet. Peki Yılmaz Bey, Malatya'dan bir izleyici sorumuz var. Onunla tabii devam edeyim. 6 yaşındaki kızım çok mızmız. Her şeyi ağlayarak istiyor. Konuşuyorum, anlatıyorum. Söz veriyor ancak yine aynı şekilde davranıyor. Ne önerirsiniz diye sormuş. Özellikle 6 yaşındaki çocuklar erken çocukluk dönemi olduğu için tutumlarda da erken çocukluk döneminden başlıyor. Biz daha kişilere yaklaşırken kişilerin bize nasıl yaklaşması gerektiğini davranışlarımızı da hissettiriyoruz. 6 yaşındaki bir çocuk, anaokulu çocuğu, birçok şeyi mızmızlanarak istiyor ve bu çocuk büyük ihtimalle anne babanın tavizkar tutumu söz konusu. Yani burada çocuk çok üstün, anne baba daha zayıf karakterde. Çocuğun her istediğini yapan bir anne baba tutumu söz konusu. Düşünün, markete gitti, marketten bir şey almak istiyor ve anne baba yok dediği takdirde çocuk ağlamaya başlıyor. Sırf çocuk ağlamasın diye anne baba hemen yapıyor. Bunu yaparken de hani bir söz vardı, işte kaş yapayım derken göz çıkarmak. Biz çocuklarımıza bu kuralları çok hissettiremiyoruz ve her istediğini almaya çalışıyor. Evet. Her istediğini almaya çalıştığı için de anne baba artık güçsüz kalıyor. Çünkü bir çocuk için, bir anne baba için amaç ne de çocuğunun öz bakımıyla birlikte sosyalleşmesini sağlamak, kendini ifade etmesini sağlamak, bütün her şeyi kendilerine sunmak aslında. Kendi öz haklarını ihlal etmeden, ihmal etmeden kendisine sunabilmek. Çalışan anne babalar genellikle tavizkar tutumla çok karşı karşıya kalıyoruz. Hı hı. Zaten anne çalışıyor, baba çalışıyor. Anne de zaten bir suçluluk duygusu söz konusu. Bu suçluluk duygusunu ortadan kaldırmak için ne yapıyor? Çocuğuna her istediğini yapmaya çalışıyor. Markete gittiği zaman, ağladığı zaman birilerinden korkuyor. Çevredeki bir kişi, ya işte eşi de çalışıyor, kendisi de çalışıyor ama çocuğu için hiçbir şey yapmıyor. Bak, küçücük çocuğu ağlattılar. Aslında sosyal baskı da çok fazla burada. Evet. Yani hani bunu değerlendirirken sosyal baskını da aslında bazı etmenlerini de değerlendirmek gerekiyor. Sırf çocuk ağlamasın diye bu davranışı sergiliyor ve bunu yaparken de bu çocuklar doyumsuz bir çocuk haline geliyor. Özellikle kurallarımızın ve sınırlarımızın net olması gerekiyor. Eminim annemizde sınır yok, çok fazla yok diye düşünüyorum. Çünkü sınırsız büyüyen çocukların tamamı da bu söz konusu. Sizler de çok iyi biliyorsunuz, bir davranışın sönebilmesi için bizim o davranışı en üst noktada, en üst tabda görmemiz gerekiyor. O davranıştan sonra otomatikman problem varsa hemen sönmeye başlar. Ama bunun için de bir süreç gerekiyor. Ama anne babalarımız bazı konularda çok sabırsız. Hemen sonuçlanmasını istiyor. Hemen sonuç odaklı gidiyor. Ama bizler de çok iyi biliyoruz ki bir davranışın değişebilmesi için bir sürecin gerçekleşmesi gerekiyor. Evet. Benim önerim annenin ve babanın net tutarlı bir davranış sergilemesi. Ağladığı, bir şey istediği zaman olmayacağını, bunu ben diliyle ifade etmeleri gerekiyor. Niçin, ne amaçla olmadığını da kendilerine ifade etmesi gerekiyor. Çünkü bu dönemdeki çocuklar somut düşünüyor, soyut düşünemiyor. Hı hı. Somut düşündükleri için de somut sözel ifadelerde bulunmaları gerekiyor. Evet, peki.
Malatya'dan yine bir izleyici sorumuz var. 5 yaşındaki oğlum çok çekingen, yanımdan hiç ayrılmaz. Hı hı. Ben izin vermiyorum ama benimle yatmak istiyor. Evet. Işığı açık bırakıyor, korkuyor, çok ürkek. Ne yapabilirim diye sormuş. Evet. Yani korku da şöyle bir şey var. Aşırı koruyucu bir aile tutumu olmuş olabilir. Ya da çocuğun bir geçiş süreciyle ya da bir travmatik, bu korkunun ana sebebini bir öğrenmek gerekiyor. Bu korku gerçek bir korku mu, hı hı, yoksa gerçek olmayan hayalci bir korku mu? Çünkü örneğin gece kendi evinizde dolaşırken ışığın kapalı olması, sanki arkamdan birisinin beni takip ediyor düşüncesi gerçek olmayan bir düşünce. Evet. Çünkü ev içindeyiz. Ama dışarıda sokakta yürürken karanlık ve birisinin sizi takip ettiğini düşünmek, hı, bu... Hı hı. Gerçek bir korku, çünkü gerçekten dışarısı ev ortamı gibi güvenilir değil sonuçta. Bunun asıl nedenine bir bakmak lazım. Gerçek korku mu ama gerçek olmayan korku mu? Bundan sonraki süreçte de açık net bir şekilde korkuların neler olduğunu, sonuçta somut ifadelerle ifade, evet, etmesi gerekiyor. Baktığınız zaman bana da danışanlar geldiği zaman işte 5. katta oturuyor, evi yüksek ama çocuk korkuyor. Bir geçiş süreciyle ya evde bir şey yaşandı, anne baba arasında bir problem oldu, bir şiddet oldu, bütün çocuk gördü. Ya da, hı hı, bir evden bir eve taşındılar, bir mahalleden başka bir mahalleye taşındılar. Genellikle ev taşımalarından hemen sonra akabinde çocuklarda korku davranışı olabiliyor. Hı. Bunun yanında da işte özellikle aşırı koruyucu ailelerde çocuğun kendine bağımlı olması. Evet. Mesela baktığınız zaman bu tür ailelerde bir misafirliğe gidildiği zaman çocuklar annenin yanından asla ayrılmıyor. Bir markete gittiği zaman hemen annesinin bacaklarının arkasında kendini saklıyor ve kimsenin görmesini istemiyor. Hı hı. Şöyle bir tavsiyem olabilir ki, okula gidiyorsa anne babalar sınıf arkadaşlarını bir gün evine davet etsinler, misafir etsinler kendisini. Malum bizim kültürümüzde çok önemli, misafirperver bir toplumuz. Kendi arkadaşlarını da çağırsın anaokuluna gidiyorsa, evet, evde ağırlasın. Ağırladıktan sonra o... İçe kapanıklık, işte çekinme davranışının bir nebze de olsa azaldığını görecektir. Korku anlamında da bunun gerçek ya da gerçek olmayan korku olarak tam olarak ifade etmesini sağlasınlar. Aşırı bir derecede varsa da psikoterapi ya da bir oyun terapisiyle, hmm, bir uzmana başvurarak bunu çözümleyebilirler. Evet, yine İstanbul'dan bir izleyicimiz. Çocuğum çok sorumsuz, üstünü başını biz giydiririz, okula başladı ama kendi başına ders yapmaz. Hı hı. Yemeğini ben yediriyorum, yoksa yemiyor. Aç kalacağını düşündüğüm için arkasından yemesi için koşturuyorum. Çok sorun yaşıyoruz, ne yapacağımı bilemiyorum. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz diye sormuş. Genellikle sorumsuz çocuklarda da anne baba her şeyi yapandır aslında. Evet. Aşırı koruyucu aile tutumlarında yani... bir diğer terimiyle cam fanus dediğimiz, hı hı, işte dış dünyayla hiçbir bağlantısı olmayan çocuklar. Bütün A'dan Z'ye kadar her şeyini anne baba tarafından karşılandığı bir tutum. Anne baba yemeğini kendisi yediriyor. Kaç yaşındaydı çocuk? Çocuğun yaşını yazmamış ama muhtemelen okula başladı dediğine göre muhtemelen 6-7 yaşında. 6-7 yaşlarında. Genellikle yemek yeme probleminde biz çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ve anne babalar üç davranış üzerinde çocuklar üzerinde çok oynuyor. Bunlardan bir tanesi yemek, ikincisi tuvalet, üçüncüsü de uyku. Bu üç üzerinde çocuk, anne baba çocukla uğraştığı zaman ciddi ciddi davranış problemleri ortaya çıkabiliyor ve inatlaşma, hırçınlık, öfke nöbetleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu durumda ne yapabilirler? Çok basit bir öneri sunabilirim. Hı hı. Kendi yemeğini malum annesi verdiği için o dakika itibariyle annesi yemek vermeyecek artık. Diyeceksiniz ki ya annelik çok farklı bir duygu, nasıl aç bırakacaklar? Bir davranışı bizim en üst noktada yaşamamız gerekiyordu ve, hı hı, yemek saati geldi. Yemek saatinde yemek toplu bir şekilde yenir. Anne, baba ve çocuğun olduğu bir ortamda yenilecekti. Masaya bıraksınlar, anne büyük ihtimalle yine tutamayacaktı. Bir şekilde fevri bir çıkışla vermeye çalışacaktı ama kendisini tutması gerekiyor tutarlı bir davranış sergilemesi için. Evet. Çocuğu da masaya bıraksınlar ve ister yesin ister yemesin çocuk, yemek masada kalsın. Ama bunu yaparken de yemeği çocuğun kendisini doldurmasını sağlasınlar. Hmm. Bizler, anneler özellikle bir yemeğin tabağın tamamı dolduğu zaman... bittiği zaman deriz ki tamam çocuğum doydu. Ama şunu bilmeyiz. Herkesin bir yemek yiyiş tarzı var. Herkesin bir doyum eşiği söz konusu. İhtiyaç. Evet. Belki bir kaşıkla doyacaktır.
Ötekisi bir tabakla doyacaksın. Diğer iki tabakla doyacaksın. Biz bunu bilemeyiz ki. O yüzden çocuğumuza bizim bunu sunmamız gerekiyor. Çünkü tabağı kendisi doldurduğu zaman sorumluluğun kendisinde olduğunu bilecek çocuk. Evet. Bildiği için de onu bitirme gerekliliğini hissedecek ve bitirecek onu. Yemedi, yemeyebilir. Yemek saati bitti. Yemedi, yemeği kaldırsın. Evet. Hemen akabinde çocuklar genellikle yapıyor. Anne acıktım der. Mızmızlanır ve annenin etrafında dolaşmaya başlar. Anneden yemek ister. Yine anne vermesin. Hı hı. Bir sonraki yemek saatini beklesin ve o yemek saatinde tekrar masaya bıraksın. Benim bir danışanım da 4 gün boyunca yemek yemedi. Anne telefonla arayıp sürekli hocam aç kaldı ölecek bu çocuk diyor. Ağlayarak çıkarıkla özellikle. Bir iki gün içinde düzeleceğini söyledim ve bir sonraki gün, 5. günün sabahı çocuk bir yemek yemeye başladı ve daha da tutamıyorlar. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Ama kendisi yemeye başladı. Tutarlı, evet tutarlılık çok önemli. Yani düşünün çocuk ağladı, yemedi. Hemen akabinde gel çocuğum deyip hemen çocuğuma yedirtiyorsam o zaman o kuralı koymamın bir mantığı yok. Yapamayacağımız hiçbir şeyi lütfen yapmayalım. Sonrasından vazgeçiyorsak bir anlam ifade etmiyor. Tutarsızlık söz konusu. Yani sonuçta bir alışkanlığı değiştiriyoruz. Bir dirençle mutlaka karşılaşacağız. Zaten dirençle karşı karşıya kalmamamız mümkün değil. Dirençle karşılaşıyorsak aslında bu güzel bir ipucu. Evet diyoruz ki davranış sönmeye başlayacak. Çünkü en üst noktada gördük biz bunu. Son demlerini yaşıyor ve bu davranış sönecek diyoruz. Ve belli bir süreden sonra davranış sönmeye başlıyor. Evet. Aradan önce bir soru daha alalım. Malatya'dan eşimle ben aynı görüşte değiliz. Benim koyduğum kuralı o bozuyor. Bazen de çocuk bunu kullanıyor. Ne yapabilirim? En evet. çok karşılaştığımız sorunlar. Maalesef. Evet. Özellikle anne baba arasında çok fazla bu. Malum biliyoruz ki hiçbir anne baba çocuğuna yanlış hiçbir davranış sergilemez. Ve modeldir aslında. Düşünün annem evet diyor, babam hayır diyor bir davranış için. Ve şunu çok iyi biliyorum. Benim annem ve babam çok doğru. Hiç yalan söylemez bana. Ama ortaya baktığın zaman birisi evet birisi hayır dediği zaman ne düşünürsünüz? Bir tanesi yalan söylüyor demek ki. Ya da yanlış ifade ediyor. Ama hangisi? Genellikle biz kendi çıkarımız için hangisi evetse, hangisi bizim çıkarımızı karşılıyorsa, bizi tatmin ediyorsa ona yönelmeye başlarız. Ve dikkat ederseniz anne babalar benim çok seviyorsun, babanı mı çok seviyorsun diye hemen sorular sormaya başlarlar. Çünkü teyit ederler. Ben her istediğini yapıyorum ama baban her istediğini yapmıyor. Yapmadığı için de ben onu sevmiyorum diyor mesela. Bu durumda özellikle anne babanın ne istediğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Ve kendi aralarında konuşup babanın evet dediğini annenin de evet, babanın hayır dediğini annenin de hayır demesi gerekiyor. Diğer türlü çocuğun bu davranıştan kurtulması mümkün değil. Evet, öncelikle bunu kendi aralarında... Kendi aralarında hemfikir olmaları gerekiyor. Çünkü davranış olarak göstermiş olduğu kişi bir çocuk. Çocuk da somut gördüğü davranışı sergiliyor. Ve hangi davranış onun için çıkarsa o davranışa yaklaşmaya çalışıyor. Evet. Yani bu doğrultuda anne babanın net olması gerekiyor. Sevgili izleyenler, Vuslat TV Radyo Selam ortak yayınındaki programımız kısa bir aradan sonra tekrar devam edecek.